Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsan aşağıdaki linkten satın alabilirsin. Her zaman söylediğimiz gibi bu oyuna para yatırmanıza gerek yok. Her sene vermiş olduğum taktiklerle milyonlarca coin'si kadrolar kurabilirsiniz. Coin almak her zaman en son seçiminiz olsun. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha birlikteyim arkadaşlar. Bugün hepinizin çok işine yarayacak bir videoyu sizlere arkadaşlar sunuyorum. Biliyorsunuz ki FIFA'da maalesef ki oyuncuları denemek istediğimiz zaman ya video izlememiz gerekiyor ya da alıp parasını erip denememiz gerekiyor. Bu da özellikle büyük oyuncularda büyük bir para kaybına sebep oluyor. Misal olarak 2 milyonluk bir oyuncu denemek istediğiniz zaman beğenmediyseniz arkadaşlar 100 bin coin zarar etmiş oluyorsunuz. Ki her zaman da büyük oyuncuları aldığınız fiyata satamıyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir olay varken veyahut şöyle bir durum oluyor mesela. SBC var misal veriyorum. İbrahimovic'in SBC'sini arkadaşınız yaptı. Siz İbrahimovic'in SBC kartını denemek istiyorsunuz. Bunu nasıl deneyebilirsiniz? İşte bugünkü videoda arkadaşlar bunu anlatacağım. İstediğiniz kartı bedavaya arkadaşlar para vermeden denemeye kullanmayı sizlere göstereceğim. Bu arada Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Twitter'dan trade taktiklerimize anlık paylaşımlara devam ediyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımızda da aynı şekilde biliyorsunuz ki bu sene hani işim var, okulda dereceyle bitirmek istiyoruz falan filan. Bayağı sıkıntılı bir sene benim için. Önümüzdeki sene daha rahat olacağımı umuyorum. Ben artan zamanımda arkadaşlar kendime bir zaman oluşturup sizlerle birlikte bu tarz videolar yapabiliyorum. Her neyse şimdi bunu yapmak için arkadaşlar iki yöntemimiz var. İlki iki tane kumandayla arkadaşlar. Şöyle kumandaları gösterelim. İlki ya iki tane kumandanız varsa bunu yapabiliyorsunuz. Veyahut internetiniz iyiyse ve SharePlay üzerinden kullanabiliyorsanız arkadaşlar bu taktiği uygulayabiliyorsunuz. Şimdi ben ilk başta size iki tane kumandanız varken olanını göstereceğim. Şimdi ikinci arkadaşlar kumandamızı öncelikle bir bağlayalım. Evet arkadaşlar ikinci kumandamızı görmüş olduğunuz gibi bağladık. Işıkları da yanıyor. Şimdi ilk kumandamız arkadaşlar Play a Friend Squad. Burada tek oyunculuk kısmından arkadaşlar. Bu normal Team of the Week olacak. Sağ nilonuzu bir kere tık yapıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşınızın takımıyla oyna kısmı geliyor. Burası geldikten sonra arkadaşlar ikinci kumandayla bir tane sağa gidiyorsunuz. Ve bu kumanda sizin rakibiniz olmuş oluyor arkadaşlar. Bastıktan sonra şu anda her şey bizim istediğimiz gibi. Zaten sol tarafta bizi kadromuz oynayacağız. Şimdi sağ tarafta örnek vermek gerekirse bunların hepsi benim takipçi kardeşlerim zamanında eklemişiz. Görmüş olduğunuz gibi mesela bu kardeşimizin kadrosu Joe Gomez var. Mesela Joe Gomez'in zamanında olduğunu düşünün. Hani bu SBC çıkmıştı çok pahalıydı yapsam mı yapmasam mı diye. Mesela bu kardeşimiz bu arkadaşımız diyelim ki bu kartı yapmış. Ben bu kartı yapmadan önce bedava denemek istiyorum. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar bu kumandayla X'e basmak. Bu kumandayla X'e bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Ve maç başlıyor. Şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biz maça başladık. Herhangi bir problemimiz yok. Burada zaten hani anlayabiliyorsunuz iki tane kumandayla yaptığımızı bir onda bir bunda görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten çok basit bir yöntem. Ben bunu SBC kartlarında kullanıyorum. Aslında bunu sene başına atmam lazım. Niye şu an attığımı da bilmiyorum. Ama ben bunu SBC yapmadan önce mutlaka kullanıyorum sevgili dostlar. Sizlere tavsiye ederim. Para vermeden önce bir kartı deneyin. Ondan sonra yapabilirsiniz. Şimdi mesela biz bu kumandayı arkadaşlar maalesef oyunu şöyle bir şey sunmuyor. Size hatta ben direkt onu da göstereyim. Burada mesela diyeceksiniz şu kumandayı kapatabiliyorum diye. Select size kısmına geldiğiniz zaman mesela ikisini buraya aldığınız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz izin vermiyor. Birini bir yerinden bir yere atıyor. Ortada bıraktığınız zaman da aynı şekilde. Diyor ki ana hesapta birisi oynaması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde ayarlıyorsunuz. Bu şekilde ayarladıktan sonra zaten bu şekildeydi normalde. Hani ben size niye öyle yapmıyorsun diyecek olanlar için gösterdim. Şimdi top başlayınca arkadaşlar biz öncelikle topu bu şekilde şöyle hatta direkt karşı kaleye göndereyim. Şu anda arkadaşlar biz topu karşı kaleye attık görmüş olduğunuz gibi. Artık bu kumandayı alarak yani ikinci denemek istediğimiz oyunculuk kumandayı alarak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada oyuncular arkadaşlar deneyebiliyoruz. Bu arada bu sene hiç FIFA oynamamıştım bu hesapta. Ondan dolayı şeyler açık. Ya bu şekilde arkadaşlar bakın bilgisayar defansa karşı ama zaten bir oyuncuyu test etmek için arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela forvet oyuncusu alacaksanız L1'e bastığı zaman abi şu ne kadar hızlı dönüyor bak şu hızı ne kadar hızlı dönüyor bu. Ondan sonra skill move ayağına yakışıyor mu gibi veya da mesela şu oyuncu şöyle birden nasıl dönüyor, şu pası nasıl atıyor gibi şeylerine bakarken veya oyuncu düz koşarken mesela şöyle hemen örnek göstereyim. Topu atalım kanattaki önce. Mesela oyuncu koşarken akıyor mu kardeşim? Mesela buna bakacaksın. Bu senin istediğin bir oyuncu mu koşması gibi. Bu tarz şeylere bakabiliyorsunuz. Ve bunu şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir arkadaşınız varsa etrafınızda oturan arkadaşlar o gelsin. Birlikte bir bu şekilde oyuncuları deneyebilirsiniz. Bir arkadaşınızla tabii kafa kafaya oynarsanız. Çünkü şey diyenler de olacak. Abi ben bunun aynısını giderim. Kickoff da yaparım diyen de olacak. Maalesef ki bu oyunda arkadaşlar unutmayın ki Santra'nın, Pro Clubs'ın, Online Draft'ın hepsinin bir oyun mekanizması farklı. Yani aynı FIFA'yı oynamıyorsunuz maalesef bu oyunlarda. Foot Champions'ın farklı. Hepsinin farklı. Rivals'ınki farklı. Bu online single maçta arkadaşlar gerçekten Rivals'a yakın bir oyun modu olduğunu söyleyebilirim. Champs'a pek yakın değil ama Rivals'a
yakın bir oyun modu olduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi bir kartı deneyebilirsiniz. İkinci kartı deneyebileceğiniz yöntem ise sevgili dostlar, ben onun videosunu aşağı bırakın. Bu videoda tekrardan ayrıca anlatmamıza gerek yok. PlayStation'ın Share Play özelliği var. Eğer internetiniz iyiyse, iki tarafında internet iyiyse arkadaşlar, bu şekilde de bir deneme yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim arkadaşlar size hatta. Hani burada diyeceksiniz ki bana, ben nasıl pek istediğim oyuncu deneyeceğim. Şöyle olacak kardeşim. Siz öncelikle bu yorumun altına herkes elinde olan pahalı veya şu anda SBC'si olan bir kartı yazsın. Misal olarak bende Podolski var yazabilirsiniz. Şu an Podolski SBC'si olduğu için. Mesela Podolski'yi denemek isteyen bir kardeşimiz gider arkadaşlar. Ve o şekilde Podolski'yi denemiş olur. Eğer beğenirse yapar. Aynı şekilde mesela burada bir kadroya bakalım. Mesela diyelim şöyle bir tane SBC adam vardı. Mesela benim Kaan abi. Kaan abinin kadrosunda arkadaşlar. Mesela David Luiz zamanında David Luiz'i yapsam mı yapmasam mı diye düşünüyorsunuz. Burada mesela Kaan abimizi ekleyerek David Luiz'ini ya da Blanc'ını veya Vieira'sını, Coutinho'sunu, Meunier'ini yerine neyse artık deneyebilirsiniz. Şimdi bu yorumun altına, bu videonun altına herkes PSN adresini, Xbox adresini, bilgisayar origin adresini şu şekilde yazsın. İlk başta konsol ismi, mesela PS4, tire, ne var sende mesela? Prime Ronaldinho, tire, PSN'i. Bu şekilde mesela veya PS4 veya şöyle yapalım, Xbox, tire, SBC, Podolski, tire, Xbox'ınki şeklinde herkes elindeki iyi oyuncuların böyle yani alınması düşünülebilecek oyuncuları yazsın arkadaşlar. İkon olabilir, ikon SBC'si olabilir. Arkadaşlar da bu şekilde girsinler ve denemelerini yapsınlar sevgili dostlar. Gerçekten deneyin. Hiçbir kartı böyle YouTube'dan videosunu izleyerek yapmayın arkadaşlar. Her kart birine göre iyi olabilir, diğerine göre kötü olabilir. Bunu kimse bilemez. Dolayısıyla paranızı çarçur etmeyin. Gidin arkadaşlar bu şekilde deneyin. Ben mesela açık konuşayım. Ben Maradona'yı bu yolla aldım. Bir kardeşimizde Maradona vardı. Abi çok iyi çok iyi diyordu. Ben hani zayıf ayağından tedirgindim. Gittim Maradona'yı bu şekilde denedim arkadaşlar. Burada bir arkadaşımla. Maradona gerçekten çok iyiydi. Aldım. Halen iyi. Prime Maradona. Dolayısıyla hani bir oyuncuyu deneyin. Bir oyuncu size göre kötü olabilir. Başkasına göre iyi olabilir. Bu tamamen göreceli bir kavram. Bu şekilde istediğiniz oyuncu arkadaşlar bedava deneme şansınız var. Bunu FIFA 17'de videosunu yapmıştım. Oradan hatırlayanlar olacaktır mutlaka. Vaziyetler bu şekilde sevgili dostlar. İzleyip zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım ayırmış olduğunuz zaman, bana ayırmış olduğunuz zaman mutlu geçirebilmişsinizdir. Emeğe saygı olarak videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yaza doğru güzel projelerimiz var. Biliyorsunuz zaten ne olduğunu. Her videoda tekrar söyleyip nazar değdirmeye gerek yok. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ve yorum atmayı unutmayın. Unutmayın ki arkadaşlar, birine yardım ederseniz bir gün yardım görürsünüz. Hep bencil olursanız maalesef çöplüğünüzde yok olursunuz.